Söz konusu vatan olunca bu topraklarda kadın, erkek, çocuk, yaşlı fark etmez. Bu topraklar işgale, düşmana terk edilemez. Kara Fatma'dan Nene Hatun'a, Efe Ayşe'ye, Anadolu'nun her karış toprağında kadın vatanseverlerimiz siper olmuştur düşmana. Çete Ayşe 1894 yılında Aydın İmamköy'de doğmuştur. 1894'te cennet toprağım, Aydın'ımın İmamköy'ünde gözümü açmışım. Genç yaşta gelin oldum. İki kızımın babasını Çanakkale'de vatana şehit verince İmamköy'üme geri döndüm. 25 yaşımdayken köyüm, ilim, vatanım düşman askerleriyle doldu. Köyler yıkıldı, büyükler asıldı, çocuklar öldürüldü, camiler katledildi. Aldım silahımı, bıraktım ocağımı, bebeğimi, evimi, çıktım Yunan'ın, Rum'un karşısına. Önce vatan, önce namus deyip ardımda toplandı kahraman Türk kadın efeleri. Hepsi geride bebeğini, evini bıraktı. Vatan dediler, namus dediler. Bırak dediler, evine dön dediler. Efelik erişi dediler. Dinlemedim. Önce vatan, önce vatan dedim. Efesi, efelerin efesi. Nazilli'nin Pillebey köyünde doğdu. Babasının mesleği demircilik olduğu için kendisine demirci lakabıyla anılırdı. Haksızlıklar karşısında dimdik ayakta durdu. Yunanlar İzmir'e çıkıp Aydın'ı ikinci kez vurunca 200 kişilik vatansever çetemle milli kuvvetlere katılarak vatan savunmasında şehitler verdik. Efelerle beraber evimizi, köyümüzü bıraktık, dağlara mesken tuttuk. Önce namus, önce vatan diyerek durdurduk Rum'u, durdurduk Yunan'ı. Nice yiğitler, nice efeler gördük. Şehit verdik. Ancak vermedik vatanımızı, vermedik köyümüzü, vermedik Aydın'ımızı. Vatan bizim, Anadolu bizim. Ege'nin efeleri Aydın'ın yiğitler olarak çıktık dağlara. Vurduk Yunan'ı, vurduk düşmanı. Yörük Ali Efe, 1895 yılında Aydın ili Sultanhisar ilçesi Kaval köyünde dünyaya gelmiştir. Efeler vardır, vatan uğruna çıkmıştır dağlara, vurmuştur düşmanı. Bir de efelerin efesi vardır. Şu dalmadan geçtin mi? Sokta sular içtin mi? Efelerin içinde yörükte Ali'yi seçtin mi? Ey gidinin efesi, efesi, efelerin efesi. Milli ruhu, milli bilinci Ege'nin dağlarından ovalarına akıttık. Yanıma aldığım yiğitlerimle durdurduk Rum'u, Yunan'ı. Mertti, yiğitti, alçak gönüllüydü. Bazı kimseler savaş zamanında yapılan işleri bana mal ederler. Bu yanlıştır. Bir kişinin, beş kişinin muhabbeti değildir bu. Gönlüne vatan muhabbeti taşıyan her vatanseverin payı vardır diyerek alçak gönüllülüğünü göstermiştir.